Boşuna mı dünyanın parasını veriyorum ben size? Cehennemin dibine girse de bulacaksınız Işıl'ı. Bir hafta içinde. Anladınız mı? Hadi bakalım toplantıya. Dinleyelim fikirlerinizi. Geldim baba. Arkadaşlar, online yemek siparişi işine giriyoruz. Bizim hazırladığımız dosyayı okudunuz değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Cansu? Ben okudum. Çok beğendim. Bence şahane. Biz Kerem Bey'le hemen üstünde çalışmaya başlayalım değil mi Kerem Bey? Değil. Ne oldu? Nesini beğenmedin? Yani beğenmedim dersen fazla olur. Eksik buldum diyelim. Bak sen. Neymiş eksik olan? Heyecan. Bakın bu dosya iyi bir dosya. Ama o kadar. Ne yapıyorsun sen ya? Dürüst oluyorum. Biz şimdi restoranlardan sipariş alacağız ve onları dağıtacağız. Biz kendi ürünümüzü dağıtamıyor muyuz? Bunu yapamıyor muyuz? Yavaş ol Kerem, yavaş. Bakın Metin Bey, siz bizden daha iyi bilirsiniz. Risk olmadan ticaret olmaz. Burası dev bir holding. Siz burayı aldınız, büyüttünüz. Sıkıntımız Cansu Hanım'ın tecrübesizliğiyse... Ben varım. Ben her adımda onun yanındayım. Beni bu işe siz aldınız Metin Bey. Güvenmek zorundasınız. Var mı cesaretiniz? Pekala. Yap bakalım teklifini. Şimdi mevcut trend organik beslenme. Ben diyorum ki bir üretici bulalım, bir de restoran açalım. Online sipariş sistemi dursun yine. Ama hem kendi ürünlerimizi satalım hem de başkalarınınkini. Bütün imkanları ellerimizde, neden yapmayalım ki? Sen ne düşünüyorsun Cansu? Bence süper fikir. Pekala. Teklifinizi detaylandırıp getirin bana. Toplantı bitmiştir. Sen... Ben? Teşekkür ederim. Söylediklerim gerçekti Cansu. Aramızda ne olursa olsun. Ben senin iş konusunda hep arkandayım. Güven bana. Güveniyorum. Alo Mert, sana bomba gibi bir haberim var. Hemen buluşmamız gerekiyor. Ne diyorsun? İyi tamam, ben çıkıyorum o zaman şimdi. Şu modadaki kafede buluşalım, tamam? Hadi bay. Kim üzmüş benim bebeğimi ya? Yok ya, bir müşteriyle takıştık öyle biraz. Nerede o? Kim o? Adamı var ya. Yok gitti zaten.
Ha. Bak bakayım sen bana ya. Bak senin bu gözlerini küstürenler var ya. Bunlar Allah'ından bulsun. Ay deme öyle ya. Hiçbir işleri rast gitmesin. Ya deme öyle. İni mini minlesinler inşallah. Ay Mert. Tamam sus. Ben akşam aşırı neşelendireceğim seni, tamam mı? Söz veriyorum. Ama şimdi Cansu'nun yanına gitmem lazım. Acil falan dedi, buluşmamız lazım yani onunla. Aa niye? Ya bilmiyorum işte, şimdi öğreneceğim ben. Tamam. Hadi bay bay. Niye getirdin beni sen buraya? Niye geldik biz buraya şimdi? Çünkü sana hayatımın en büyük ahmaklığını yaptım. O yüzden burayı beni affettiğin yer olarak hatırlamanı istiyorum. Onun için geldik. Ama iş... Ya boş ver işi. Ben sensiz de çalıştım zaten. İşte ilerledim. Ama hayatta... Ben sensiz duramıyorum Süreyya. Seni istemediğin bir şeye mecbur etmeye çalıştım. Özür dilerim. Öyle bir özürle, iki mesajla unutacağımı zannediyorsan çok yanılıyorsun. Şu hale bak, doğru düzgün bir özür bile planlayamamışsın. Planlamadım öyle mi? Sabah kalktım, aklıma esti, bir özür dileyeyim dedim. Ben senin gözünde bu muyum Süreyya? Sen değil miydin serseri mayın olduğunu söyleyen? Bir yerde fazla kalamayan, sadece anı yaşayan. Ben sana nasıl güveneyim? Bir zahmet güven. Ben yeni yetmeler gibi senin kapında aşk acısı çektim. Ne kapısı ya? Ne diyorsun sen? Ya diyorum ki... Hiçbir şey söyleme, deme. Öyle mi? Evet, öyle. Ya boş ver güveni falan. Ben sana aşığım diyorum, anlasana yeter. Canım. Ay. Cansu sen bana mı yürüyorsun ya, ben anlamadım. Ya saçma sapan konuşma ya. Ben de sana bakardım çünkü. Allah Allah, geldik buluşacağız diye burada da kavga edelim, bravo ya. Ya yok yok, kavga falan yok, neler oldu bilmiyorsun. Otur otur şöyle. Ha latte mi içiyorsun? Ha. Pardon, ben de bir latte alabilir miyim? Tabii efendim. Teşekkürler. Şimdi anlatıyorum, dinle beni. Bir dakika. Sen bir şey söylemeden ben bir şey söyleyeyim. Ben Suudi'yi Oliva'dan gönderdim. Yani yapacağını yaptı zaten. Yaktı ortalığı. Sevdiğim adamdan oldum neredeyse. Yani o işini kaybetmiş çok mu? Yani doğru aslında. Ama ben Kerem'i geri kazanmak üzereyim. Nasıl oluyormuş o? Ya sana bir şey soracağım. Eski günlerdeki gibi olalım ister misin? Yine dördümüz bir arada. Nasıl geliyor kulağa? Vallahi efsane geliyor ama yani nasıl olacak o? Kerem bugün toplantıda fark etmeden efsane bir fikir verdi bana. Kerem toplantı... Bir dakika ya, dur ben anlamadım. Baştan anlat şunu bakayım. Tamam, dinle şimdi. Metin Bey, sizinle önemli bir konuda görüşmem lazım. Kızınız hakkında acil. Thank you.
Evet, dinliyorum. Ne söyleyeceksin bana Cansu ile ilgili? Kızınızın size getireceği projeyi biliyorum. Şu restoran işiyle ilgili. Hı, neymiş o? Mert Çalhan'la ortak bir proje. Mert mi? Çalhan Holding'le yani. Hayır. Bahsettiğim ürünleri alabileceğimiz yer. Oliva. Oliva. Cansu'nun tezgahtarlık yaptığı yer yani. Mümkün değil, olmaz. O kadar rezil olduk, bir de onlarla işbirliği mi yapacağım? Doğru, baba olan sizsiniz, siz bilirsiniz. Bence büyük bir fırsat kaçırıyorsunuz ama siz bilirsiniz. Ben odama döneyim o zaman. Dur, dur, dur bir dakika. Ne fırsatı kaçırıyormuşum ben? Düşünsenize, Cansu Hanım'ın orada çalışması bu projeye hazırlık olarak gösterilse mesela. Gizli bir saha araştırması gibi mesela. Çalışacağı insanları araştırıyor. Piyasayı tartıyor, biçiyor. Kusursuz bir iş kadını. Hele bir de şimdi o ortaklık olursa cuk oturmaz mı? Olur olmasına da önce şu restoran meselesini halledelim. Ortaklık çok fazla. Onları tanımam etmem sonuçta. İşte tam orada devreye ben gireceğim. Mert Çalhan'ı çok iyi tanıyorum. Şu anda bu işe çok ihtiyacı var. Çok asılacak. Zaten sizden bunu rica etmeye geldim. Cansu Hanım size bir teklifle geldiği zaman reddetmeden önce biraz düşünün. Nereden biliyorsun ki Oliva'yı teklif edeceğini? İçgüdü diyelim. Kerem. Tamam. Bana bunları söylemekle iyi ettin. Ama sonuçta birebir çalışacağın insan Cansu. Ondan taraf da olabilirdin. Metin Bey. Ben bu şirkette illaki birinin tarafında olacaksam... ...o siz olursunuz. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Allah'ım çok heyecanlıyım ya. Gerçek olur mu sence? Ya olacak tabii kızım. Allah Allah, bak görürsün. Hadi tanıştır beni babanla hadi. Niye, ne oldu ki? Niye, çok sert bir adam mı ki senin baban? Nasıl bir adam? Yani ona sert demeyelim de kaya diyelim, granit. Ya yılların Mert Çalhan'ı var kızım burada. Bak görürsün, 5 dakikada ikna edeceğim ben. Hadi arasan geliyoruz da. Tamam. Ha bu arada Ece'ye sakın söyleme, tamam mı, sürpriz. Tamam canım, bende o iş. Restoranın kraliçesi yapacağım onu be. Alo babacığım, merhaba, müsait misin? Ha tamam, ben seni biriyle tanıştıracaktım da. Tamam, tamam. Geliyoruz biz o zaman. Öptüm. Allah'ım, Allah'ım ne olur sen bize yardım et. Lütfen, lütfen güzel geçsin bu görüşme ya. Allah'ım ne diyor hala ya? Yürü hadi yürü, daha ortak olacağız. Hadi koş. Efendim? Süreyya Hanım haber verin demiştiniz. Cansu Hanım dışarı çıktı. Nereye çıktı? Nereye gittiğini söyledi mi? Hemen geleceğim dedi ama söylemedi. Tamam, teşekkür ederim. Şirkete götürür müsün beni? Şey, kararımı değiştirdim. Eve gidiyoruz. Ya boş ver güveni falan. Ben sana aşığım diyorum, anlasana yeter. Vazgeçtim, eve gitmiyorum. Vakfa gidelim. Nereye gidelim Süreyya Hanım? Vakfa gidelim. Burada dur, sağa çek. İneceğim. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Hoş geldin.
Ben de ne zaman gelecek diye düşünüyordum. Ukalalık yapma. Durumuma saygı göstermek zorundasın. Evli bir kadınım ben. Ben de onu diyorum işte. Boşan. Çok mu vazgeçilmez zannediyorsun kendini? Bilmem. Sen söyle. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Ben seni uyarayım da. Hocan gibi. Ukalalık yapma. Daha biraz önce özür diliyordun, şimdi yeniden bunun kaftanda. Yok. Antrenman yapıyorum. Ama istersen Metin'i yumruklayabilirim. Hadi sen de katıl. Sakinleşirsin ha. Ben gayet sakinim. Buraya seninle anlaşma yapmaya geldim. Dinliyorum. Özrünü kabul ediyorum, bu bir. Çok teşekkür ederim. Lütfettiniz. Vakıfta yeniden çalışmaya başlayalım. Bu iki. Evdeki durumu da bir zahmet bana bırak. Ben idare edeyim. Bir de bu şeyi... Ne? Aramızdaki bu şey işte, her neyse... beni sık boğaz etme. Zamana bırakalım. Ben... Evli bir kadınım. Seninle yasak ilişki yaşayamam. Bunu anlarsın herhalde, değil mi? Hay hay. Bana uyar. Zamana bırakalım. Adını koymayalım. Açık ilişki gibi ya. Günaydın Levent. Günaydın. Bu sürede başkalarını alabiliriz o zaman, ha? Ceren. Birlikte çalışalım mı? İyi olur. Gelsene ringe. Geliyorum. Şartlarını kabul ediyorum. Ve ona göre oynuyorum. Şimdi izninle. Ceren de biraz antrenman yapacak. Ne haber Ceren? Sen ne? İyidir. Hadi geç bakalım. Evet Cansu, dinliyorum. Niye görmek istedin Kerem'le beni? Çünkü size bir sürprizim var. Bu restoran işiyle ilgili sana iyi bir teklif getirmemi söylemiştin ya. Ben daha iyisini yaptım. Bir ortak buldum. Allah Allah. Kimmiş bu ortak? Tadam! Türkiye'nin en ünlü organik marketinin Oliva'nın sahibi Mert Çalhan. Merhaba Metin Bey. Genç bir iş adamı olarak gerçekten örnek aldığım insanlardansınız. Merhaba Kerem Bey. Merhaba. Kızımın şirketteki ilk günü. Ne çabuk bir ortaklıkla geldiniz Mert Bey. Önceden mi planladınız yoksa? Ha yok, bir şey olması gerekirse olur Metin Bey. Yeri ve zamanı çok önemli değil bence o yüzden. Biz Oliva olarak ürünlerimizi Corona Holding'in ön ayak olduğu bir sistemle satmayı isteriz gerçekten. Biz zaten restoran alanında deneyimliyiz. Eğer siz de onaylarsanız çok güzel bir ortaklık olacağını düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Evet,
Ne diyorsunuz Kerem Bey? Şaşırdınız galiba biraz. Valla gerçekten afalladım, evet. Böyle büyük bir projeye körü körüne atlanmaz. Bir araştırmak lazım. Ne var aklınızda? Biz diyoruz ki gelin Oliva'yı baştan yaratalım. Bizim hali hazırda bir mutfağımız var zaten, restoranımız var. Orayı büyütelim, geliştirelim. Sipariş sistemine uygun hale getirelim. İki taraf da yatırım yapsın buraya, güçlerimizi birleştirelim yani. Ne dersiniz Kerem Bey? Rakamları göre. Pekala o zaman. Ben de senin adını son zamanlarda sık duyuyorum, Mert. Teklifinizi detaylandırıp yazılı olarak bildirin bana. Daha sonra konuşuruz. Sen benimle bir gelsene Cansu. Tamam. Nasıl baba? Beğendin mi fikrimi? Nasıl buldum hemen? Cidden ilk günden güveneceğimi mi sandın? Nasıl yani? Güvenmiyor musun? Tabii ki hayır. Beni niye aldın o zaman buraya? Bir de soruyor musun? Fotoğrafların hala boy boy ortalarda dolaşıyor. Sen önce babanın güvenini kazan, sonra proje sun. Ama getirin bakayım dedin. Genç bir iş adamını kırmayayım dedim. Önce güven Cansu. Önce güven. Bir şey söylemeyecek misin? Söyleyeyim. Fırsatçısın sen. Evet öyleyim. Burası senin krallığın değil şehzadem. Bana kafa tutmadan önce bir düşün istersen ha. Yeni bir iş kuracağım. Dostumu geri kazanacağım. Bunda saklayacak bir şey yok Kerem. Ben yanlış bir şey yapmıyorum yani. Dostunu geri kazanacaksın öyle mi? Evet. Onu kaybetmeden önce düşünecektin. Ne yapacaksın yani? İşime taş mı koyacaksın? Orayı ben bilmem. Metin Bey karar verir ona. Abi ben çok kötü bir durumdayım şu an Kerem. Babaannem Ece'yi evden atmaya çalıştı. Kalktım, estim, gürledim. Savaş açtım ona. Böyle bir galibiyete ihtiyacım var abi şu an. Bak ben bu işi başaracağım. Babaannemin himayesinden kurtulacağım. Ondan sonra kendi başımın çaresine bakacağım. Tamam mı? Abi ne olur yardım et bana ya. Mert. Sen artık benim sorumluluğumda değilsin. Problemim de olma, tamam mı? Ben artık bu oyunu böyle oynamıyorum. Hı? Yeni ortağın da geldi. Hadi size kolay gelsin. Bir şey soracağım. Seni ilk gördüğünde şaşırmadı mı yoksa bana mı öyle geldi? Ya yok şaşırmıştır da belli etmiyordur keçi. Yoksa adam medyum mu ya? Nereden bilecek bizim planımızı? Yani tabii sen daha iyi tanıyorsun Kerem'i ama... ...bana sanki biraz hafife alıyorsun gibi geliyor. Ya tamam ciddiye alalım o zaman. Oturalım, çalışalım. Şöyle bomba gibi bir teklifle gidelim baba, tamam mı? Ona sen çalışsan olur mu? Niye? Ben babamı başka bir yerden vurmaya çalışacağım çünkü. İyi tamam. Bak Ayşe. Bu da fena değil. Bakayım. Hı? Ay Yılmaz. Temizlik falan diyor. Bu yaştan sonra nasıl yapacağız? İş başa düşünce yapacağız. İşin başa düştüğü falan yok. Ay. Oğlum aklımı başımdan aldın. Nereden çıktın öyle hayalet gibi? E dalmışsınız duymadınız. Ben sizi artık çalıştırmayacağım demedim mi peki? İş mi buldun yoksa? Aynen. Aferin benim aslan oğluma. Hadi kalkın yemeğe gideceğiz kutlayacağız bugünü. Ay ben hemen hazırlanayım. Koş. Aslanım benim.
Kenan, biraz otursana. Oturayım baba. Ne işiymiş bu bakalım? Yemekçi bir firmada iyi bir pozisyonla başladım. Artık her şey kontrolüm altında. Bundan sonra hiç üzülmeyeceğiz baba. Hep güleceğiz. Yine bir şeyler saklamıyorsun bizden değil mi? Bir şeyler sezinliyorum da bir tuhaflık var halinde. Bir garip bakıyorsun sanki. Merak edilecek bir şey yok değil mi? Benden yana yok. Ama başkasını bilemem. Abla! Abla, çok acil yardımına ihtiyacım var. Ay Cansu, utanmadan hala yardım istiyorsun ya. Sevgilin dizinin dibinde. Şirketin neredeyse yarısından çoğu senin olmuş. Sen hala ne yardımı istiyorsun acaba? Bir dakika ya. Sen bana mı kızgınsın bu konuda? Ya abla. Yıllar sonra ilk defa abla kardeş gibiyiz. Ne olur kıyma bize ya. Gerçekten benim hissede gözüm yok. İstersen hepsini senin üzerine geçireyim. Üf, saçmalama tamam. Söyle ne söyleyeceksen. Ya anneme Ela'yı sevdirmem lazım. Ne gülüyorsun ya? Bir daha de bakayım. Ya gülmeyeceksen söyleyeyim ama. Söyle söyle bir. Ya anneme Ela'yı sevdirmem lazım. Abla. Tamam. Gülmeyeceğim, anlatsın. Ya şimdi Kerem geldi ya. Evet, anlamadığımız bir şekilde. De bayıldığımız bir şekilde. Evet. Ya ben Mert'le bir ortaklık kurmaya karar verdim bu yeni proje için. Yani yeniden hepimiz bir arada olabilelim diye. Ama babam bana hiç güvenmiyor. Ya ben öyle bir şey yapmalıyım ki babam hem hayır diyememeli hem bana borçlanmalı. Ha bir de hayran olmalı. Sen de imkansızı seçtin. Anneme kumasının kızını sevdireceksin öyle mi? İyi, deme şunu ya. El kadar çocuk o zaten, yazık, günah. İki şefkat görür o da, zaten içim parçalanıyor benim, günah değil mi? Ay Cansu, ben hayatta karışmam. Tamam, plan o zaten. Ben bir şeyler düşündüm. Eğer annem gelir de bebeğe bakmanı isterse kesinlikle kabul etmiyorsun, tamam mı? Reddet, istemiyorum de, hayır de. Ya tamam mı, bu kadarcık, başka hiçbir şey istemiyorum, yapabilir misin? Ay Cansu, bunda ne var Allah aşkına, zaten işim olmaz. Aslan ablam. Ay. Mıç mıç mıç. Ne diyorsun? Neye ne diyorum? Ya Kerem'e yorumunu alayım. Yani gencecik çocuk işte Cansu. Aman kendi ihtiyar sanki. Ya siz neredeyse yaşıtsınız. Öyle mi? Öyle. Nasıl? Niye aşık olduğumu anladın değil mi? Çok etkileyici değil mi? Cansu, bana niye soruyorsun bunu? Ha? Allah sahibine bağışlasın. Neyse. Ben planımı uygulamaya gidiyorum, tamam mı? Ne olur, ne olur sözünü tut, tamam mı? Lütfen. Tamam. Tamam, kaybol. Hadi. Hacı amca ben eve giremeyeyim diye kilidimi değiştirdi. Ay ne olur öyle bir şey olmasın lütfen.
artık bizim. Yeni evimiz, yeni hayatımız güzel olsun sevgili. Evi alanı ben bedavaymışım da. Ya. Ya bir dakika, bu ne demek şimdi? Ne gibi gözüküyor? Ya yok artık, sen evi mi satın aldın? Evet, artık bizim evimiz burası. Bak bir de valizim de geldi. Ya inanmıyorum. İnanamıyorum ya, çok mutluyum. Peki yani nasıl oldu ya, ne zaman oldu? Vallahi bütün gün bununla uğraştım ben. Hatta bir sürprizim daha var sana ama o böyle küçük bir onay bekliyor. Ondan sonra söyleyeceğim. Ha bu arada yarın Tokyo'ya gitmemiz lazım. Aa niye? Sana aldım evi. Ya saçmalama asistan, ev senin. Allah Allah, sen saçmalama hadi. Ya nasıl sen saçmalama ya? Aa ne münasebet, olmaz öyle. Ya lütfen bana para muhabbetiyle gelmeyin lütfen. Ya para muhabbeti değil ki kızım bu. Babaannem bu evi satın alıp seni dışarı atmaya çalışıyordu değil mi? Yani hiçbir suçun yokken seni cezalandırmaya çalışıyordu. Ben de telafi etmek için bir şeyler yaptım işte. Yani ne olur kabul et. Ya telafi ettin zaten ya. Of, evden çıkmıyoruz, baksana bu yeter de artar. Lütfen üstüme falan istemiyorum yani. İyi. Sen inat edince ne kadar güzel oluyorsun ya. Hı? Şimdi aynı evde mi yaşayacağız seninle? Ya inanamıyorum. Ya... Demek insanın zengin sevgilisi olması böyle bir şeymiş ya. Aa, adam ev almış. İnanamıyorum. Şşt, kızlar. Cansu Hanım, çok korktum siz böyle birden gelince. Yok yok, korkma. Şimdi sizle yeni bir anlaşma yapacağız. Aa yok yok, Süreyya Hanım yukarıda, size bebeği veremeyiz. Öldürür bizi. Yok, ben Ela'yı almayacağım. Siz bunu gözlerinize ve burnunuza süreceksiniz. Niye? Yakar ama bu bizi. Ya azıcık sürersin, yakmaz yakmaz. Biraz burun akıntısı, kırmızı gözler. Bir de annem geldiği zaman sürekli hapşırırsanız her şey çok güzel olacak. Hasta gibi mi yapacağız? Aynen. Bebeğe bakamazsınız der, çok kızar. Tamam, bütün bunların hepsini ben düşündüm. Ben de buralar. Ya bakın kızlar, bu çocuğun da birazcık sevgiye, ilgiye ihtiyacı var. Ve biliyorsunuz ki bunun tek yolu annemin onu kabullenmesi. Ya ben herkesin iyiliği için bir şey istiyorum. Benimle misiniz? Ama... Ya benimle misiniz, değil misiniz? İşte bu. Hadi sürsene. Aynen işte böyle. Tamam, hapşırmayı unutmayın, tamam mı? Anne! Anne! Cansu, ne oluyor? Kızların odasındayım, acil durum var, çabuk gel. Ne oluyor? Kim çıkardı bu karyolayı buraya? Bodrum'da bir tek bunu bulduk Süreyya Hanım. Ne bu haliniz sizin, ne oluyor? İşte ben de seni onun için çağırdım, çok hastalar. Bu çocuk bu halde burada duramaz. Madem kimseye sormadan çıkardınız bu karyolayı buraya, misafir odasına taşıyın. Tam hasta olacak zamanı buldunuz ha, tam. Çocuğun eşyalarını da getirin. Bol bol vitamin alın. Çocuğa yaklaşırken de ağzınızı burnunuzu bir şeyle kapatıverin. Bu iş. Hadi taşıyalım şunun eşyalarını. Nerede? Buldun mu şu kadını? Hangi kadın canım? Süreyya, her tarafta aratıyorum ama daha bulamadım. Zeliha da Elif de hasta. Bir de birbirlerine bulaştırmışlar. Kim bakacak şimdi bu çocuğa? Kim besleyecek? Kim altını değiştirecek? Kim uyutacak? Vallahi ben anlamam öyle işlerden. Sana 24 saat mühlet. Ya yarın akşama kadar bu kadın gelir buraya bebeğini alır gider. Ya da sen alırsın çocuğunu ve gidersin. Işıl.
Canım sevgilim. Tamam. Ne istersen kabul. Ev, araba, mücevher her şey senin olsun. Yeter ki gel artık. Yeter ki gel artık be kadın. Ay kaç para verdin? Ay, çok para mı verdin ya? Ya kazıklanmasaydın sürpriz yapacağım diye. Ya niye kazıklanayım kızım ya, Allah Allah. Gel ben sana göstereyim niye kazıklanacağını. Ya dur gösterirsin, Allah Allah. Önce bir kutlayalım şunu ya, şuraya uzanıp. Ha? Ya aşkım bir dur. Aa, gel sana evle ilgili göstermem gereken şeyler var. Ay. Sana evin küçük sırlarını anlatacağım. Yoksa burası perili köşk falan mı? Ha? Bak perili köşkte ben gelmem. Otururum vallahi burada. Allah. Ya işte bak. Mesela o koltuk kırık, onu söyleyecektim. Ya kırıksa bu koltuk, niye atmıyoruz biz bu koltuğu ya, Allah Allah. Kırıksa atalım gitsin. Ya tamam söylenme. Hadi gel ben sana bir şeyler göstereceğim. Aa. Gel. İyi misin? İyiyim. Satın aldığın eve dönde bir bak derim Mert Bey. Bakıyorum. Şimdi öncelikle bu görmüş olduğun lavabo alttan su akıtıyor. Buna dikkat. İkinci olarak bu musluğu çok açmıyoruz çünkü böyle etrafa su sıçratıyor. Buna dikkat etmek lazım. Bir de şey ya, bu bulaşık makinesinin boyaları dökülmüş. O yüzden dikkatli dokun, elektrik çarpabiliyor. Ama daha önemli bir sorunumuz var. Beni takip et. Evet, şimdi bu yeni gelişen bir olay. Galiba ocak gaz kaçırıyor. O yüzden ne yapıyoruz? Bu vanayı yemek yapmadığımızda kapalı tutuyoruz. Ocak gaz mı? Ne diyorsun Ece sen ya? Ölürüz biz burada. Yok be, ölmeyiz ya. Sadece kış gelmeden yaptırmazsak donabiliriz. Ya ölebiliriz ya hakikaten. Yani. Evet biz bunu yaptıralım ya. Evet. Şimdi. Bu duştan öyle hemen su gelmez. Bunu biraz böyle sallayacaksın. Bir de oraya asmayacaksın, elinde tutacaksın böyle. Nasıl olacak bu şey? Ya yuh, böyle tutacaksın, böyle fıt 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 yıkanacaksın. Aa, ne var bunda? Oho, işimiz var ya. Nasıl yaşayacağım ben bu evde abi ya? Asistan, gelsene. Geldim, geldim. Kızlar hasta. Bu gece şu bebeği sen bakacaksın. Ben mi? Sen tabii. Benim bakacak halim yok herhalde. Sen zaten anca işin düştüğü zaman gel benim yanıma. Bakmayacağım ben çocuğa falan. Bakamam. Hem görmüyor musun? İşim başımdan aşkın. Senin de dediğin gibi yeni düzene geçiyoruz anneciğim. Begüm. Begüm sen açar mısın şu kapıyı? Ne sanıyorsun kendini sen? Begüm. Begüm açar mısın şu kapıyı? Ya ne sanıyorsun? Sen kendini aç şunu. Cansu, tebrikler. Bu akşam bebekten sen sorumlusun. Düş önüme. Bıcırım ben duşa giriyorum, bana şans dile. Ay bol şans canım. Çıkınca film izleyelim mi? Olur. Ay tamam hadi. Hadi bay bay. Bay bay. Of dondum. Aa yandım. Oh kafam. Mert. Ay ne oldu? Neredeyim ben? Ha? Hangi yıldayız? Ben kimim? Ece. Ya abartma ya. Of gel. Ulan. Ulan kör oldum galiba. Bakayım. Geçti. Şunu öpsene ya bir tane. Ay çok mu kötü oldu? Biraz kaldı. Ay çok mu acıdı? Evet ya. Hmm. Vallahi bir tane daha böyle olmadı. Bu geçmedi böyle. Gidici bir şey. Saatler olsun. Ne istiyorsun?
anne ben ne anlarım bebek bakmaktan? Altını değiştirebilirsin mesela. Al şu çocuğu getir. Yatır buraya. Gel bakalım. Evet. Ya ben altını nasıl değiştireceğim? Bilmiyorum ki. Neyse. İnternetten bakayım bari. Yok tamam dayanamayacağım. Ben anlatayım. Aç sen altını. Çıkar şunları önce. Şu bezleri, ıslak mendilleri falan da alayım şöyle al. İyice sil altını. Bileklerinden kaldır. Kızım ayak bilek... Ay tamam çekil şuradan, çekil, çekil. Ay bak nasıl sen dokunduğun anda sakinleşti hemen. E tabii hissediyor o da anne şefkatini. Yazık ya annesiz kaldı. Tanımadığı insanlarla burada. El kadar bebek zaten anne. Ne kadarsa ne kadar. Bu ilk ve son bir daha olmayacak. Ya anne bir düşünsene. Abimin öldüğü hafta geldi bu bebek bizim evimize. Ya kader olamaz mı bu? Bir çocuğunu kaybettin, şimdi başka bir tanesini göndermiş olamaz mı? Ne saçmalıyorsun sen ya? Abinle bu gayrimeşru çocuk bir mi? Ama anne... Al şunu yatağına yatır. Bir daha da böyle saçma sapan şeyler söyleme. Hadi, hadi. Kaldır şunu buradan. Gel. Gel bakalım. Sen hiç merak etme Elacık. Annem böyle sinirli görünür ama yumuşar sonra. Oy. Şşş, yok bir şey.